oğlaklar ve yükseleni oğlak olanlar 28 Ocak haftasına hoş geldiniz. Sevgili oğlaklar evet geçtiğimiz yılın son günlerinde burcunuzda bir yeni ay doğdu ve bu yılın ilk haftasındayız. Ayın ışığı da yavaş yavaş büyüyor ve yeni ayında etkileri hayatınıza dahil olmaya başlıyor. Evet Oğlak yeni ayı yenilikler demek. Özellikle sizinle ilgili hayatınızı biraz daha böyle düzenlemek göz, isteyebilirsiniz. Gözden geçirmeler yapabil yapabilirsiniz. Merkür Retrosu da devam ediyor. Merkür Retrosu'nun devam etmesi size bu düzenlemeleri yapmak için uygun fırsatlar da verebilir. Eksik kalmış konuları tamamlayabilirsiniz. Geçmişten gelen bazı ilişkilerinizi ve bu ilişkilerle ilgili bazı sorunları çözme fırsatlarıyla da karşılaşabilirsiniz. Haftanın ilk gününde Ay Balık burcuna geçecek. Mars Balık burcunda ilerliyor. 3 Ocak'ta Venüs de balık burcuna geçecek, Neptün de balık burcunda, balık burcunda bir yoğunluk var. Üçüncü evinizde bu etki, ee, özellikle belki bir kardeşleriniz, akrabalarınız, yakınlarınız, komşularınız. Ee, buradaki etkinlikler, e, alışverişler, enerji alışverişleri biraz artacak gibi görünüyor bu geçişle beraber. Ee, bir seyahate çıkabilirsiniz, bir hafta sonu seyahati olabilir, ee, dinlenmek için veya şifalanmak için özellikle ruhsal yerlere, şifa merkezlerine seyahat yapabilirsiniz. Bu anlamda manevi, spiritüel spritüel ya da bazı kişisel gelişim amaçlı etkinliklere, seminerlere, workshop'lara katılabilirsiniz. E, zihninizin de oldukça yaratıcı olduğu bir dönem. Özellikle sanatsal çalışmalar için yazmak gibi örneğin faaliyetler için oldukça verimli bu dönemi iyi bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Evet çarşambadan itibaren ay koça geçiyor. Ee, özellikle gece saatlerinden itibaren ay koç, koç burcundayken siz biraz daha hani ruhsal anlamda kendinizi gergin hissedebilirsiniz. Çünkü dördüncü evinizden geçecek ay bu e, iç huzurunuzu biraz zorlayabilir. Merkür retrosu da devam ediyor. E, bu e, süreç içerisinde özellikle ay koçtan geçerken perşembe ve cuma akşamları özellikle aile içerisindeki kişilerle ilişkilerinize biraz daha özen gösterin. Anneniz olabilir, ailedeki bir kadın figür olabilir, birazcık aranızda anlaşmazlıklar, alınganlıklar olabilir. Buna dikkat etmekte fayda var. Hafta sonunda ise Ay Boğa Burcu'nda oldukça keyifli bir açıda olacak sizin için. Bu da yaşamdan keyif almanızı kolaylaştıracaktır. Dolayısıyla sizi mutlu edecek her türlü konuya zaman ayırabilirsiniz. Çocuklarla yapılacak hoş bir etkinlik olabilir. Romantik bir e, akşam yemeği olabilir, sevgilinize zaman ayırabilirsiniz, arkadaşlarınıza zaman ayırabilirsiniz. Hem dinlenecek hem de keyif alabileceksiniz sevgili oğlaklar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere, hoşçakalın. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.